Herkes şu olacak. Ben de Süleyman Zahit olacak. Arkadaşlar bugün karşınızda yeni bir videoyla haber edebiliriz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda hayallerimizin lüks otomobilini alacağız kardeşim. Bugünkü harcamalar aracı markası ne kardeşim? Mercedes. Mercedes. Mercedes'in 240 dizel modeli ve kaç model kardeşim biliyor musun? 1976. 1976 model 240'a dizel. Siyah renkli çok güzel bir Mercedes alacağız. 4 cam otomatik. 4 cam otomatik. Hidrolik direksiyon. Ondan sonra başka ne? Sunroof. Sunroof. Ondan sonra... Abi 4 teker ABS. 4 teker ABS var mı o kadar bilmiyorum ama 4 teker kilitliyor. Ondan sonra artık var artı var. Var artı var. Full artı full yani arkadaşlar. Ondan sonra koltukların yanlar değeri falan düzgün bir araç ama 76 model. Sonuçta şu anda kaç yaşında kardeşim bu araba? 34. Oğlum matematik yok. Ne 34'ü? 54 falan yani. 54 de ne alakası oğlum? Bu araba şu anda 47 yaşında arkadaşlar. Tamına 47 yaşında. 47 yaşında bir araba biraz yaşlanmış, biraz dökülmüş. Ama bu araba tam bize göre gidiyoruz. Biraz da yatmış. Arabamızı kardeşim bugün Allah'ın izniyle ilk başta alıyoruz. Güzelce bir yıkıyoruz. Sonra sürüş test yapıyoruz. Güzelce bir inceliyoruz. Nasıl olsun arkadaşım ne yapıyoruz? Bir drift testi yapacağız. Aynen arkadaşlar. Videomuzda drift test yapacağız Mercedes aracımıza. Tam da bak bu gördüğünüz noktada yapacağız mı kardeşim? Evet. Bu noktada başlayabiliriz mi kardeşim? Evet. Yani yeni Mercedes'imizi de ben kaç çak bekliyoruz? 7676 model özel. Tamam, nasıl mantık kuruyorsun? 76 model özel tam tamına yeni Mercedes'imize bir hayırlı olsun olarak sizlerden beğeni bekliyoruz. 7600 beğeni atmayı unutmayın. Kanalımıza da ne yapmayı unutmayın kardeşim? Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Söme karşımıza aynısını diyor. O zaman videomuza geçelim. Şu anda Mercedes aracımızın yanındayız. Görünüş aracımız çok kirli. Fakat biz bugün bu arabayı indirimimizi çekeceğiz. Bu şekilde kirli olarak incelenmesi mümkün değil. Onun oraya aracımızın güzelce bir yıkayalım ilk başta. Onun aracımızı güzelce inceleyelim. Görünüş aracımız arkadaşlar burada. Ayakta bir araç. Çok da düzgün güzel bir araç. Yıkayacağız. Tertemiz çıkacak bu arkadaşlar. Görünüş aracımız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda aracımızı yıkıyoruz. Ne yapıyoruz? Temiz olsun diyor. Ben güzel sonuna her şeyi ortak tutma. Ortak tutma. Arkadaşlar gördüğünüz şu anda aracımızı yıkadık. Mercedes 120 kasamızı. Hatta aracımız şu anda yıkandı. Gördüğünüz aracımız burada. Aracımız şu anda karşınızda kardeşim. Evet Süleyman kardeşim şu anda ne yapacağız kardeşim? Arabamızı inceleyeceğiz. Arabamızı inceleyeceğiz. Şöyle bir dıştan bir arabamızı çekelim kardeşim. Arabamız kaç model dostum? 1976 model. 1976 model. Mercedes'in ne kasası bu? 240 dizel. 240 dizel. Bu kasanın 240 dizelleri var. 230E'leri var. 250'leri var. Daha 250'lere falan da var herhalde. 300'leri de var diye biliyoruz. Aracımız gördüğüm arkadaşlar 240 dizel Mercedes 1976 model. Bu araya sonra ekleme özellikleri var mesela. Hidrolik direksiyon. 4 cam otomatik. Ondan sonra yani sunroof'u orijinal kendi özelliği. Aracımızın ufak bir eksiği var. Sağında sonunda. Kapısında mesela bir ezik var şurada. Ön nikelaj eksik, arka nikelaj eksik. Ama aracımız kasa olarak cidden çok düzgün. Motor olarak çok düzgün bir araç. Motor veren tek maç çalışıyor. Arabamızı yeni yıkadık. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi ilk başta bir soma kardeşim dışını inceleyelim. Ondan sonra içini inceleyelim. Motor içini inceleyelim. Sonra içini inceleyelim. Olur mu kardeşim? Hadi kardeşim o zaman ilk başta ne yapalım bir? İlk başta motorunu bir inceleyelim. Motorumu çalıştıralım Allah'ın izniyle kardeşim. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi aracımızın motoru aksamını da ben inceleyeceğim. Ooo, sakin ol. Şurada Mercedes benziyor. Mercedes benziyor. Belki orada belki yan sanayi bilmiyoruz ama. Gördüğünüz gibi amasörleri nasıl attı? Tak tak tak.
Motorla arkadaşlar, motor şimdi gördüğünüz oldukça temiz. Çürüksüz. Kazasız. Kazasız olabilir, bilmiyoruz tam olarak ama motorumuz cidden çok temiz duruyor, boruları. Şasiler falan bok, çok sağlam bir araç bu. Söyleme kardeşim, istersen bir marşa basar mısın? Ben tutayım kamerayı. Arkadaşlar gördüğünüz 240 dizel aracımızın marş sesini dinleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim bakalım. Ezmir'e şeyden aracım. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1 bas kardeşim. Bassana marşa. Oo, tek marş. Sova borusu bir çekiyor. Bu motorun iyi olduğunu gösteriyor. Cidden çok güzel. Motor dışına diyor. En ufak dışına diyor. Ya motorumuz 10 üstüne kaç alır kardeşim? 10 üzerinden 10 alır mı kardeşim? 10 üstüne alıyor. Doğru mu kardeşim motorumuz? O zaman kardeşim görüyorsun motorumuz 10 üstüne 10 alır inşallah. O zaman kardeşim gel de hemen aracımızın iç incelemesi yapalım kardeşim. Arkadaşlar şimdi aracımızın dış iç incelemesini söyleyeyim. Dış aksamında neler olduğunu söyle bir sen aracımızın. Kötü olarak iş. Kötü veya iyi olarak. Nikelajları var. Nikelajları çok güzel gösteriyor aracımızı. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz kapının nikelajı çok düzgün, cidden düzgün gösteriyor. Altta plastik şeyimiz var. Aynen. Ayrıca aracımızın sunroofu var. Evet. Sonra anteni var şurada. Anteni var ama kırılmış. Gördüğünüz dış aksamında bu şekilde. Bu da Mercedes tam. Kardeşim bagaj içine ineceğiz, Gel kardeşim ilk başta arabamızı içine inceleyelim. Arkadaşlar gördüğünüz bir koltuklarımız, arka koltuklarımız dizilerin çok güzel. Yani yan taraflar deri, ön taraflar düz. Bir koltuğun şurasında biraz. Kapıda şöyle düz. Ezan okunur bu arada. Aziz Allah Celle Celal diyoruz. Gördüğünüz arkadaşlar ezan okurken. Şöyle aracımızı içinde gösteriyoruz. Göğüs aksamı falan bu şekilde. Cidden çok temiz bir araç. Arkadaşlar aracımız dışı olarak cidden çok güzel. Bak mesela buradan da çekeyim şöyle. Harbiden bulunmayacak araçlardan birisi mi kardeşim? Evet. 76 model 240 dizel. Antika. Antika. Bagaj şimdi de bu şekilde arkadaşlar. Söyleme kardeşim bu araç bir şurası çıkmış mesela. Evet. O niye çıkıyor? Şeyleri gitmiş. Şu ayak var ya, şu ayak. Şu ayağı bak gördün mü? Oraya bir şey sıkıştırmak lazım. Ya tabii kağıt var. Evet, onu düzelteceğiz arkadaşlar. Şimdi o zaman söyleme kardeşim, bu aracın bu zorluğuna göre bir ufaktan bir sürüş testi, sonra da trafik kapılarında bir drift testi yapalım kardeşim. Evet, evet. Yapalım, hadi gidelim kardeşim. Arkadaşlar gördüğünüz bu aracın şu anda sürüş testine basıldık. Arabamız cidden çok rahat yürüyor. Hani direksiyonu hidrolik, ben 76 metrede hidrolik ilk defa görüyorum. Sanırım sonradan koymuş, bu aracımı sonradan eklemiş bir özellik. Ama cidden aracımız çok güzel gidiyor. Çok rahat. Yani hiç fark etmiyor sanki yürüyor mu, yürümüyor mu. Şimdi yakıt konusunda bir yorumumuz yok. Nasıl bir yakıt performansı var bilemiyoruz. Çünkü uzun süre kullanmadık aracı. Onun için kilometre yapmamız lazım. Aracımız 466.000'de. Şu anda yoruldu. Arkadaşlar aracımızın iç aksamını inceleyken unuttuğumuz bir nokta vardı. Ne söylüyorum arkadaşım biliyor musun? Bu aracın karşıma bak gördün mü? Arkada askılık var. Bu askılık ne ifade ediyor biliyor musun arkadaşlar? Böyle makam veya mevki sahibi insanların kardeşim kullandığı bir araç anlamına geliyor benim bildiğim. Bana böyle uzun mu oluyor artık, kısa mı oluyor tam göremiyorum ama önümüzde biraz buğulanma var, çünkü aracımızı yıkadık fakat kurumadı herhalde. Şimdi kardeşim aracımız sürüyor. Aracımız rahat mı sürüyor kardeşim? Rahat. Çok rahat bir araç değil mi? Evet. Şurada hafiften bir bakalım, şöyle bir hafiften ara kaldı dedik. Ooo, hafiften yönlü, yanlamaya yönelik bir araç. Cidden düzgün de bir araç yani dostum. Sen de kullanmak ister misin kardeşim aracımızı? Kullanmak istesen ben de size birazdan sana veriyorum kardeşim. İstesen Tokyo'ya kadar sen görüyorsun kardeşim. Olur mu kardeşim? Olur. Olur değil mi kardeşim? Şöyle camlarımızı açalım da çünkü bu bitsin. Arkadaş şu anda gördüğünüz aracımızda yol üstündeyiz. Ve şoför değişik yapıyoruz. Süleyman kardeşim yeni şoförümüz. Evet. Kardeşim geç bakalım aracımızın şoförü olarak. Sür bakalım nasıl olacak aracımız. Tam kapıyı da kapatmamıştım dostum. Hemen oturalım şöyle dostum. Evet Süleyman kardeşim. Elfeni çektim kardeşim. Elfeni boşal yukarıdan. Çek kardeşim onu. Evet, Elif'in oradan çektik. O geri, geriye taktım. Şöyle bir, bu bir. Elif'in yok kardeşim, tamam. Geç kardeşim, şu an araba gelmiyor. Bas kalı ver. Evet. Süleyman kardeşim, bu araç nasıl kardeşim senin sürüş falan? Rahat. Çok rahat değil mi dostum? Evet. Aslan kardeşim benim. Bu aracı sen sürmeyi biliyorsun dostum ya. Bu araba senin için. Şöyle göstereyim arkadaşlar.
yolcu yolunda gerekiyor. Süleyman Pura bu işi biliyor dostum, kardeşim benim de. Yapıştır kardeşim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda aracı kıyandırma gibi. Dur. Dur la. Ömer. La mazot akıyor, mazot. Mazot akıyor depoda. Nerede? Depo kapağında. Önce mi akıyor? He. Bekle bir bakayım kapağı. Kapalı da atıyor. Nerede açıyor kapağı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi akşam oldu. Hafiften bir yanlama testi yaptık. Artık yanladı mı, yanlayamadı mı bilemedik ama hafiften bir mazot attı arka tarafına aracımız. Şu an arkadaşlar aracımız gördüğünüz gibi evimizin önünde. Yıkandı aracımız. Tertemiz oldu Allah'ın izniyle. Arka tarafından da mazot attığını söylüyorsun arkadaşımız. Şimdi arkadaşım aracımız nasıl kardeşim? Araba çok güzel, orijinal bir araba. Orijinal bir araba. Hı. Akşam oldu, havada soğudu. O zaman kardeşim ne yapalım? Arabamızı inceledik. Sürüş testi yaptık. Yıkadık. Videomuzun sonuna geçelim var şimdi. Geçelim. Hadi geçelim hadi kardeşim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuzun sonuna geldik. Mersin aracımızda hayırlı olsun. Allah tutulmasını çözüyoruz. Şuna kaçıp ne diyeceğiz kardeşim? Görüşürüz arkadaşlar. Şuna görüşürüz arkadaşlar. Ben dedim ki videomuzu beğenmeyi, like atmayı. Hayır arkadaşlar, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şuna kaçıp ne yapıyoruz? Videoyu bitiriyoruz. Videomuzu burada. Bitiriyoruz.